Merhaba arkadaşlar. CSS ile ilgili ikinci ve son partla ilgili de e, bir iki tane hani yani uygulamada çok güzel gözüken ama kavramakta zorluk çekilen bir kısımdan bahsetmek istiyorum. O da transition ve transformation kısmı. Yani değişim ve başkalaşım diyelim. Hani Türkçe çalışırsak bu kısımla ilgili. Bu kısımda kastettiğimiz şey şu. Elinizde bir metin olabilir ya da bir kutucuk olabilir diyelim. E, bunu işte daha büyük, eğerek, döndürerek, e, ...gösterme bunların ilki, uygulamalardan ilki. Biz buna genel olarak... E, ...transform diyoruz. İkinci kısım ise transition yani bir noktadan... ...A noktasından B noktaya geçiş... ...etkisini gözlemleyeceğiz. Bunu en güzel örnek mesela... ...mouse'unuzu işte bir menünün... ...üzerine sürüklediğiniz zaman aşağıya doğru açılan... ...kutucuklar mesela bir transition olabilir. E, ya da... ...başka ne olabilir? İşte opacity... ...değeri vardır. Yani... Bir resmin ne kadar soluk, ne kadar silik gözükmesini istediğiniz değer olabilir. O ilk noktadan, A noktasından B noktasına yani normal e, canlı renkten mat rengi geçişi mesela uygulayabiliriz. Şimdi isterseniz önce bu son bahsettiğim transition yani geçişten başlayalım. Sonra da transform'a odaklanalım. E, yapacağım ilk şey bir div etiketinin şekillendirmesini yapmak olsun. Div dedikten sonra... İşte buraya çeşitli bir önceki dersten ya da kitaptan bildiğiniz komutları girebiliriz. İşte mesela %20'sini sayfanın %20'sini yatay olarak kaplayan e, bir kutucuk olsun. E, başka ne olabilir? İşte yüksekliği 100 piksel, genişliğinde pardon, büyüklüğünde olsun, uzunluğunda olsun. İşte arka planı background color diyebiliriz. Ne olsun? Sarı olsun. Onun haricinde burada transition değerini vereceğiz. Transition dedikten sonra ne tarz bir değişiklik yapmak istediğimizi söylüyoruz buraya. Burada opacity yani daha demin dediğim o soldurma etkisinin yapılmasını istiyorum. 2 saniye sürsün ya da 2 saniye gecikmeyle de olabilir. Bu tamamen size kalmış. Bunları daha demin gösterdiğim gibi tek tek işte transition delay işte transition ne olabilir başka? Eee Transitionla ilgili başka ne olabilir? Delay'den başka, e şimdi ben de düşünüyorum bir, bir yandan İşte property, mesela bu opacity dediğimiz şey aslında bir değişim özelliği olarak e karşımıza çıkıyor. Ya da e başka başka, işte dediğim gibi e alacağı zaman lineer mi olsun? Yani her saniye eşit şekilde mi etki etsin? Yoksa işte lineer olabilir. Başka tek şekilde e, gösterme olabilir. Yani doğrusal mı olsun, doğrusal olmasın mı gibi komutlar, işte duration yani ne kadar sürsün gibi ifadeler verebiliyoruz. Şimdilik bu şekilde yazıyorum. Transition ve e, yani burada property ve e, duration'ı görüyoruz. E, bunun haricinde dediğim gibi tek tek ayrı ayrı tanıtabiliriz. Şimdilik div etiketinin içerisinde olduğunu söyledim ve bu yaptığım değişimin e, hover diye bir komut var. Hover komutu mouse'u üzerine sürükleme anlamına geliyor. Mouse'u üzerine getirdiğim zaman bu etkiyi göster, demek istiyorsam hover diyorum. Hover dedikten sonra da yine opacity e, ve bunun sertliğini söylüyorum. Yani... Şimdi e, sarı renkten başlayacak ama yani sıfıra yaklaştıkça hani artık iyice silik olmaya başlar. Bir değeri en parlak halidir. E, bunu tarayıcıya bildiriyorum. E, bunu yaptıktan sonra save ve hemen yine... Body etiketimizin içerisine bir tane div etiketi tanıtalım. Gördüğünüz gibi herhangi bir e, class, id ya da bir sıralama işte parent-child dediğimiz o ebeveyn ya da işte çocuk ilişkisi tanıtmadık. Dolayısıyla her div etiketinde bu etki gözükecektir. Bu yaptığımız yukarıdaki e, şekillendirme etkin olacaktır. E, buraya geldikten sonra merhaba diye bir ifade bırakalım. Merhaba. Şimdi save ettim. Sol tarafı gelip güncellediğim zaman bakın ee, neydi? Ekranın genişliğinin %20'si yani 5'te 1'lik bir alanı kaplıyor. Genişlik olarak yükseklik olarak da 100 piksellik bir alan. Arka planı sarı. 2 saniye süren bir opasite yani dediğim gibi matlaşma işareti şey e, aktivitesi yapacağız ve uygulaması yapacağız. Şimdi Mouseum bakın yavaş yavaş üstüne sürüklüyorum. Mouse'umu üstüme sürüklediğim zaman herhangi bir değişim olmadı. Bunun nedeni ne olabilir diye düşünürsek Koduma şimdi şöyle bir bakıyorum. Evet böyle yaptığımız zaman sorunun ee, nerede olduğu... Ha burada iki tane, evet iki nokta üst üste olduğu için saçmalamış. Şimdi mouse'un üzerine sürüklediğimiz zaman gördüğünüz gibi sarı rengi bayağı sollu. E, bunu daha iyi görmek isterseniz, isterseniz kırmızı rengi verelim. Daha net bir şekilde fark edilebilecek. Mouse'un üzerine sürüklediğimiz zaman solmayı görüyoruz. E bunun haricinde bir başka dediğim gibi komut transform komutu. Ondan da hemen kısaca bahsedecek olursak, ilkinde büyütmekten bahsedeyim. Büyütme yazdıktan sonra bunu tabii ki bir ID olarak atadım. Şimdi buraya geldim. Transform komutu dedim. Transform. 2.3'e koyduktan sonra scale x diyelim. ilk uygulama olarak. Scale x yatay düzlemde ögenizi büyütmeye yarar genellikle. 2 diyelim buraya. Şu aşağıda bir tane paragraf oluşturduktan sonra şurada bir tane daha div etiketi oluşturalım. Bu sefer bunun tabii ki id'sini büyütme olarak saptamam gerekiyor. Buraya büyük yazı diyelim. Save ettim. Sol tarafı günceldiğim zaman bakın normalde olması gereken genişlik buyken çok daha büyük bir alana şu noktayı referans alarak iki katına büyüttü. Dolayısıyla bundan dolayı dışa taşma görüyoruz. Bunu yapabildiğimiz gibi tabii ki aynı şekilde küçültme ya da e, ifadenin düşey olarak küçülmesini de sağlayabiliyoruz. Tabii ki o zaman da kullanacağımız şey bu sefer x yerine y düzlemi yani düşey düzlem olacak. Diyelim ki küçültmek istiyorum. 0.5 katla çarpalım. Eee yukarıdakini yine kopyaladım tek tek yazmaktansa. Buraya geldim. Küçültme yazdım. Buraya da küçük yaz diyelim. Save ettim. Sol tarafı güncellediğim zaman bakın normalde olması gereken neydi? 100 pikseldi. Dolayısıyla 50 piksellik bir alan beni karşılıyor. Daha doğrusu 50 piksel yüksekliğinde bir kutucuk beni karşılıyor. Ee, gösterebileceğimiz bir başka transform komutu da rotate komutu yani döndürme komutu. Buraya döndür diyelim. Yine yukarı kopyaladıktan sonra Rotate diyoruz. Rotate'de kullanabileceğimiz e, güzel bir uygulama. E, degree yani derece denen uygulama. 45 dereceye bıraktım şimdilik. Şurayı save edip aşağıya koyarsak. Burayı döndür diyelim. Buna da dönmüş yazı diyelim. Buradaki ID'nin buradaki aynı olmasına dikkat edelim. Save ettim. Ve sayfayı güncellediğim zaman bu sefer dönmüş yazı beni karşılıyor. Şimdi şunu sorabilir bazı arkadaşlar. Bunlar da birer div olduğu için acaba yukarıdaki komut bunlara etki ediyor mu? Cevabı basit. Evet etki ediyor. Bakın sol tarafa gelip mouse'un üzerine sürüklediğim zaman bu yazının da solduğunu görmekteyim. Bunlar tabii ki eş zamanlı kullanılabilen. Eğer tabii ki bunları istemiyorsanız buradan işte buraya gelip bir identifier deniyor İngilizce'de. Yani her duruma uygun olmasındansa spesifik durumlar için buraya bir ID ataması yani aynı burada olduğu gibi ya da bir class ataması yapabilirsiniz. Ee, bunlar genel olarak Transition ve Transformation kullanabilecek kullanabilecek komutların bazıları ama tabii ki hepsi değil. Ee, bugünkü konuyu burada noktalayalım. Dediğim gibi eğer daha başka kaynaklardan ya da kitaptan tabii ki e, bakarak Transform ve Transformation ile ilgili daha doğrusu Transform ve Transition ile ilgili diğer uygulamaları da öğrenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur.